Sevgili gençler, ben kimya öğretmeni Aysun İnal. Dersimizde kimyanın temel kanunlarını işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde kütlenin korunumu kanunu ile sabit oranlar kanunu işlemiştik. Bu dersimizde Dalton'un bulduğu katlı oranlar kanununu işleyeceğiz. İki element birden fazla bileşik oluşturabilir. Oluşan bu bileşiklerde elementlerden birinin miktarı eşitken diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu oran katlı oranlar kanunu olarak ifade edilir. Çizelgede karbon ve oksijen elementleri arasında oluşan iki farklı bileşik örnek olarak verilmiştir. Birinci bileşikte karbon atom sayısı 1, oksijen atom sayısı da 1'dir. İkinci bileşikte karbon atom sayısı 1, oksijen atom sayısı ise 2'dir. Bileşiklerdeki karbon atom sayıları eşittir ve oksijen atom sayıları arasındaki oran katlı oranı verir. Bu da 1 bölü 2 veya 2 bölü 1'dir. Çizelgede karbon ve oksijen elementleri arasında oluşan iki ayrı bileşikteki element kütleleri verilmiştir. Bileşiklerdeki karbon kütleleri eşittir. Oksijen kütleleri arasındaki oran katlı oranı verir. Bu da 1 bölü 2 veya 2 bölü 1'dir. Katlı oranlar kanununun uygulanmadığı bileşik çiftleri. Farklı tür atomlardan oluşan bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Örnek olarak karbonmonoksit ile kükürtdioksit verilebilir. Dikkat edilirse birinci bileşik karbon ve oksijen elementlerinden oluşmuştur. İkinci bileşik ise kükürt ile oksijen elementinden oluşmuştur. İki bileşiğin de aynı elementten oluşması gerekir. Basit formülleri aynı olan bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Örnek olarak eten ile propen verilebilir. Bu bileşiklerin basit formüllerini bulduğumuzda İkisinin de basit formüllerinin CH2 olduğunu görürüz. Bileşik çiftleri 2'den fazla element içeriyorsa bu bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Örnek olarak kloroz asit ile perklorik asit verilebilir. Dikkat edilirse her bir bileşik 3 farklı tür element içermektedir. Bunlar arasında katlı oran yoktur. Sorularımıza geçelim. Aynı iki element basit formülleri farklı birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin eşit miktarı ile birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. Buna göre sorularından hangileri katlı oranlar kanunundan yararlanılarak çözülebilir? Birinci soru. X ve Y elementlerinden oluşan A ve B bileşiklerinin yandaki kütle değişim grafiğine göre A bileşiğinin formülü XY ise B bileşiğinin formülü nedir? Grafiği incelediğimizde X ve Y kütle oranlarının her bir bileşikte A ve B bileşiğinde farklı olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu soru katlı oranlar kanunuyla çözülebilir. İkinci soruya bakalım. A bileşiği demir 3 oksit, B bileşiği F3O+. A ve B bileşiklerinde eşit miktarda demir elementi ile birleşen A bileşiğindeki oksijen elementinin B bileşiğindeki oksijen elementine oranı 9 bölü 8 olduğuna göre N değeri kaçtır? Aralarındaki oran
birden farklı olduğuna göre o zaman bu soru da katlı oranlar kanunuyla çözülebilir. Üçüncü soruya bakalım. Eşit kütlelerde x ve y elementleri alınarak başlatılan tepkime tam verimle gerçekleşiyor ve 17 gram xy2 bileşiği oluşurken 3 gram x elementinden artıyor. Buna göre başlangıçta x ve y elementlerinden kaçar gram alınmıştır? Burada tek bir bileşik formülü var. X ve y elementi arasında oluşan iki farklı bileşikten bahsedilmemiş. Dolayısıyla katlı oranlar kanunundan yararlanılarak çözülemez. Bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2 C seçeneğidir. Sorumuza bakalım. Demir ve oksijen elementleri arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. Bileşiklerdeki elementlerin kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre birinci bileşikteki oksijen elementi ile ikinci bileşikteki oksijen elementi arasındaki katlı oranı bulunuz. Birinci bileşik 14 gram demir, 4 gram oksijen içermektedir. Katlı oranı bulacağımız için demir kütlelerini eşitlememiz gerekir. O yüzden ikinci bileşikteki kütleleri 2 ile çarpalım. İkinci bileşikte 14 gram demir ile 6 gram oksijen tepkimeye girmiş olur. Demir kütleleri eşitlendiğine göre oksijen kütleleri arasındaki oran bize katlı oranı verir. 4 bölü 6'dır. En sade halini söylememiz lazım. 2'ye bölündü. 2 bölü 3 olarak bulunur. Sorumuza bakalım. Karbon ve hidrojen elementleri arasında oluşturulan iki farklı bileşikten birinci bileşiğin formülü CH4, ikinci bileşiğin formülü C3HM şeklindedir. Aynı miktar karbon ile birleşen birinci bileşikteki hidrojen kütlesinin ikinci bileşikteki hidrojen kütlesine oranı 3 bölü 2 olduğuna göre M kaçtır? Kütlece oranı aynı zamanda sayıcı oranını da verir. O yüzden birinci bileşik diyelim. 1 karbon 4 hidrojen içeriyor. İkinci bileşik 3 karbon M tane hidrojen içeriyor diyelim. Aynı miktar karbon dediği için karbon sayılarını eşitleyelim. Üsttekini 3 ile çarpalım. Buna göre birinci bileşik 3 karbon 12 hidrojen içerir. İkinci bileşikte 3 karbon M tane hidrojen içerir. Karbon sayıları eşitlendiğine göre hidrojen sayıları arasındaki oran kütlece oranına eşit olur. Yani 12 bölü M 3 bölü 2'ye eşit olur. İşlemi yapalım. İki tarafı da 3 ile sadeleştirelim. Burada 4 kalır. Buradan M 8 olarak bulunur. Diğer sorumuza geçelim. Azot ve oksijen elementleri arasında İki farklı bileşik oluşmaktadır. Bileşikler oluşurken kullanılan elementlerin kütleleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre birinci bileşiğin formülü azot dioksit ise ikinci bileşiğin basit formülü nedir? Bakalım birinci bileşikte
7 gram azot, 16 gram oksijen vardır. İkinci bileşikte 7 gram azot, 20 gram oksijen vardır grafikten okuduğumuza göre. Birinci bileşiğin formülü azot dioksit şeklindedir. İkinci bileşikte dikkat edelim, azotun kütlesi değişmemiş. Azotu aynı alalım. Oksijenin kütlesi değişmiş. Şöyle bir orantı kuralım. 16 gram oksijen 2 oksijene karşılık geliyorsa 20 gram oksijen kaç oksijene karşılık gelir diyelim. Buradan da 2,5 oksijene karşılık geldiğini buluruz. Bu şekilde olmaz tabii ki. Virgüllü sayı olamaz. Altlarda tam sayı olacak. 2 ile genişletelim. Formülünü N2O5 şeklinde buluruz ikinci bileşiğin. Diazot pentaoksitmiş. Diğer sorumuza geçelim. X ve Y elementleri arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. Birinci bileşikte kütlece %75 X elementi, ikinci bileşikte ise kütlece %10 Y elementi bulunmaktadır. Birinci bileşiğin formülü XY4 olduğuna göre ikinci bileşiğin basit formülü nedir? Birinci bileşik %75 gram X içeriyor diye düşünürsek, %75'i X ise bileşiği 100 gram aldık. 75 gramı X, 25 gramı da Y olur. İkinci bileşik kütlece %10 Y içeriyorsa, yine bileşiği 100 gram kabul edersek 90 gramı X'tir. 10 gramı da Y'dir. Sadeleştirelim. Birinci bileşikte 3 gram X 1 gram Y ile tam birleşmektedir. İkinci bileşikte de 9 gram X 1 gram Y ile tam birleşmektedir. Birinci bileşiğin formülü XY4'tür. X'in kütlesi 3 katına çıktığına göre sayısı da 3 katına çıkacaktır. Y'nin kütlesi değişmediğine göre sayısı da aynı kalacaktır. Formülü X3Y4'tür. Diğer sorumuza bakalım. Katlı oranlar kanununa uyan bileşik çiftleri iki tür element içermelidir. Element türleri aynı olmalıdır. Basit formülleri aynı olmamalıdır. Buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar kanununa uymaz? Seçeneklere baktığımızda hepsinin iki tür element içerdiğini görürüz. Her bir bileşiğin element türlerinin de aynı olduğunu görürüz. Şimdi bir de basit formüllerini kontrol edelim. A seçeneğine baktığımızda bakır 2 oksit ile bakır 1 oksit ikisinin basit formülleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla katlı oranlar kanununa uyar. B seçeneği su ile hidrojen peroksit basit formülleri birbirinden farklıdır. Katlı oranlar yasasına uyar. C seçeneğinde demir 2 oksit ile demir 3 oksite baktığımızda basit formüllerin birbirinden farklı olduğunu görürüz. Dolayısıyla katlı oranlar kanununa uyar. D seçeneğine baktığımızda azot dioksit, diazot tetroksit bunların basit formüllerine bakalım.
Azot, dioksit. Basit formülü yine aynı. Diazot tetraoksitinde basit formülü yine NO2 şeklindedir. Basit formülleri aynı olduğu için nedir? Bu seçenektekiler katlı oranlar yasasına uymaz. E seçeneğine bakalım. Kükürt dioksit ile kükürt trioksit. Bunların basit formülleri farklıdır. Dolayısıyla katlı oranlar kanununa uyar. Bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir. Bu bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oran bulunur? Birinci bileşik çiftlerine baktığımızda 3 farklı elementten oluştuğunu görürüz. Dolayısıyla bu bileşik çiftleri arasında katlı oran bulunmaz. İkinci bileşik çiftlerine baktığımızda basit formüllerinin aynı olduğunu görürüz. Basit formülleri aynı ise aralarında katlı oran bulunmazdı. Üçüncü bileşik çiftlerine baktığımızda basit formüllerinin farklı olduğunu görürüz. Dolayısıyla arasında katlı oran vardır. 4 bölü 2'den. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 1 olarak buluruz veya 1 bölü 2 deriz. 3 de vardır. Dördüncü bileşik çiftlerine baktığımızda bileşiklerin farklı elementlerden oluştuğunu görüyoruz. Birinci bileşik karbon ve oksijen elementlerinden oluşuyor. İkinci bileşik ise azot ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Dolayısıyla arasında katlı oran yoktur. Bu sorunun doğru yanıtı yalnız 3'tür. Kimyanın temel kanunları konusu burada sona ermiştir.